Ben İlkin Karacan Karakuş, fotoğrafçı ve yönetmenim. Çoğunuz beni Instagram'dan manzara ve lifestyle fotoğraflarını tanıyorsunuz. 27 yaşında falan dökülmeye başladı işte. 26-27. O zaman fark ettim döküldüğünü. Tabii etrafında kendini kıyasladığın muadillerin olunca, arkadaşların sırma saçlı, cayır cayır gezen insanlar varken senin bir anda böyle saçlarının dökülmesi çok hoş bir durum değil tabii ki. Kendimi kandırarak baya bir devam ettim 36 yaşına kadar. 36 yaşından sonra artık böyle içime dert olmaya başladı artık. Taranacak bir şey kalmayınca elde. Bu işe bir dur demek gerekiyor diye düşündüm. Yaptığım iş gereği çok fazla bir sosyal ortamın içinde olması gereken bir insanım. Ya insanlar görünce ilk başta hani şey yapıyorlardı eskiden. Ha bu muymuş? Ulan ne fotoğraflar çekiyor, neler yapıyor? Bizim insanımız böyle dış görünüşü de ilk başta dış görünüşü de yargılamayı sever. Kelmiş. Yani kel insan hiçbir şey yapacak kapasiteye sahip değilmiş gibi. Sürekli bir yargılama vardır. E sen de bir yerden sonra şey yapıyorsun böyle. Ya sağıma dönmeyeyim. Sağdan daha kelim. Hani şapka mı takayım, bere mi giyeyim falan. Böyle artık gereksiz aksesuarlarla egzajere etmeye başlıyorsun. Çok fazla yaşadım. Onlar benim böyle bir dönem üzdü yani. Benim eski ortağım böyle bir saçını ektirdi. Böyle 3 gün, 4 gün görmedim adamı hiç. Bir geldi böyle işte gözler altı şişmiş, işte başının ağrısından kaldıramıyor kafayı. 2 sene, 3 sene geçti, çıkmıyor adamıza. Bir tane tel çıkmadı. Ben çok korktum o zaman. Bir gün yakın bir arkadaşım saçını ektirdi. 2018 yılıydı. Ve değişimini gözlemlemeye başladım. Tahmin etmediğim kadar hızlı bir şekilde ve olumlu bir şekilde bir süreci gelişti. Sonra o arkadaşım başka bir arkadaşını Este Center'a İbrahim Hoca'ya getirdi. O adamın saçı yoktu. Protez saç kullanıyordu. Çok zahmetliydi onun hayatı. O arkadaşın 20. günden sonra saçların çıktığına şahit olunca ben dedim ki arkadaşıma beni de götürüyorsun Este Center'a, İbrahim Hoca'yı da tanıştırıyorsun. Biz de bu beladan kurtuluyoruz ve bu işlemi hallediyoruz. Benim aslında Este Center'la ve İbrahim Hoca'yla tanışmam hikayem bu. Operasyon günü sabah geldim 8.30'da, ölçümlerim vesaire, o prosedür yapıldı. Ondan sonra narkozu aldım. Sonra bir ara bir yemek için bir uyandırdılar beni. Başımda böyle 3-4 tanemci ve İbrahim Hoca vardı. Sonra tekrar uyudum. Sonra bana işte uyandırdılar, hadi gidebilirsin dediler. Bu kadardı operasyon süreci. Ağrın olabilir diye bana uyarılarda bulundular ama herhangi bir ağrı yaşamadım. Saçlarım artık çıktıktan sonra, yani tam bir seneyi devirdikten sonra evde böyle canım sıkınca fön falan çekiyorum. Kendime böyle aynada fena değilmişim ya ben falanlar başladı böyle. Yani beni mutlu eden şey aslında beni komple görünümümü toparladı aslında. Mutlu bir insan mutlu şeyler üretir, güzel şeyler üretir. Çok güzel tepkiler aldım. Yani %99 çok olumlu tepki aldım. Saç ektirdim diye ben söylüyorum insanlara bu arada. Hani birincisi şu, hiç belli olmuyor. Before after gösteriyorum tabii. İkincisi gerçekten bu mu oldu inanamıyorum diye bir şok olanlar var. Üçüncüsü de acaba ben de mi yaptırsam? Kamera arkasında kalmak ve kamera önüne geçmemek için geçerli sebeplerim vardı. Ama bugünden itibaren artık kendimi de kameranın önüne atacağım. Çünkü uzaktan bakınca, çok uzaktan değil ama eli yüzü düzgün birine dönüşmeye başladığım için artık kameranın önünde de olacağım. Este Center'ın bana yapmış olduğu, hayatıma yapmış olduğu dokunuştan çok memnunum. Benim fikrimi önemseyen herkese de tavsiye ederim. Ekip zaten çok oldukça profesyonel bir ekip. İbrahim Hoca dese ki yarın saçını ekerim mi? Hemen yatar ekerim yani. Hiç problem yok. Çünkü biliyorum ki sonrası hep zahmetsiz ve Este Center'ın desteğiyle devam edecek bir süreç olacak. Este Center'a ve İbrahim Hoca'ya çok güveniyorum.